Hem ben de salam. Siz Texnokod kanalını, benim adım Mir, təzəliklərə başlayın. İlkinci təzəlik bu ZTE kampaniyasının ilkinci 108 megapiksellik kameralı smartfonu görkəzüldü. Haqiqatdan ham Exyen 40 Pro kampaniyanın blur yaraq datchikli birinci smartfonu bo'ldi. Doğru maysam ZTE kampaniyası bazardan azoluq izraq qaldı. Sebebi beyleki brandlar eyyem özünün 108 megapiksellik kameralı smartfonlarını geçen yıl görkəzdiler. Yani onu da bu smartfon qızıqlı bo'ldi. Mesela smartfonun esas kamerasından başka onu 144 GHz'lik AMOLED teknolojisi boyunca yasalan ekranı motordurlu. Ekranın iğni 667 cm. Onun maksimum yaktılığı olsa 1000 nit. Bundan başka da smartfonun Euro hükmünü Snapdragon 870 çipi oturanlar. Men fikrimce bu çip hazırki vaqtda en stabilni ve qovu işleyen çiplerin biridir. Umuman bu smartfon yine bir hiç kime gerekmeyecek 108 megapiksellik kameralı smartfon. 3 köşk daha yok. Bolya, ZTE kampanyasının önümleri bizim yurdumuzda kamer satılan yok. Gelin qovsi Samsung'lara da uğraşalım. Tezeliklere göre Samsung Galaxy S23 smartfonu iyem 200 megapiksellik kamera iyi olmalımış. Doğru yemeysem, mene düşünmem yok neyim için smartfonu olur yağlı kameran gerektiğine. Barı var suratın karşıtıvası o diyen varken megapiksellere hem bağırlar isasi karşıtıvan çözeyen zat bu sonki abrabotka. Onu direkt Samsung kampanyası özünün algoritmlerini hasta güçlendiren bolsalar suratın karşıtıvası ulalardım kadar fikir etken. Yönü aytmaklarına göre bu sensör taze iPhone 14'te koyulacak 48 megapiksellik kamera karşıdaş bolmalmış. Han görürse ne hilek olurka, ne hilek yağdayı bulunu da bu karşılaşlığa seyretmek kızıqqıl olur. Apple barda teman açan olsak onu teyze çıkacak iPhone 14'e kim seyredelim. İlkinci belirlemeli zat bu yıl iPhone'un mini modeli olmaz. Onu derek yönüköy iPhone 14'un Pro modeller, yönüköy 14'un Max versiyası hem olur. Gip kurunlara göre smartphone 668 cm'lik OLED ekranı iyi olur. Ekranın yığılığı 90 Hz olmalı. Elbette prosesör kökmünü Apple A15 Bionic prosesör çıkış eder. Bundan başka da smartphone 6 GB RAM'li ve 128 ya da 256 GB'lık hemişelik yatkı satılır. Bakasım ne mi? Hemişeki Apple'ın bakarları yarakta. Son videolarımızın bir yerine Xiaomi Pad 5 planşet var adı hem aydık beriptik. Eğer de videonu görmedik olsanız aşağıda silikanı koyan geçip seyredip bilirsiniz. Yönü inni bazarda ona konkret dayanırlar. Yayran geplere göre Xiaomi Pad 5 planşeti öldürmeli planşet bu Realme Pad 5G planşetidir. Hova onun şolur yalık acayip adı var. Ol arttan belli olsu yalık eyyen belli Realme kampanyası kime karşıdaş tayarlayar. Kavar insiderların aytmaklarına göre Realme Pad 5G planşeti iki sanak versiyada bolur. Kiçi versiya Snapdragon 870 prosesörünü işler, ulu versiya olsa en tek görkezülmedik Snapdragon 8 Gen 1 Plus prosesörünü işlemeliler. İki modelim yukarı yığılıklı 2.5K ekranı iyi olur. Kalan parametrelerinden prezentasyada görürse. Gelinini yurdumuzda olup geçen teknik hareketler bilen tanışalım. İlkinci tezelik bu Çapar programmasında indi Vnesh Ekonom Bankı'nın kartları bilen hem tölü amalı aşırıp oluyor. Arada bu programmanın update hem çıkıptı. Esası üç köşme dizayn tarafına değişli bolupti. Funksiyonel şöyle önkülüğüne kalli. İndi programmanı ulanmak hassa yakımlı oldu. Çapar programmasında gaz, su, elektrik toğunu, interneti, telefonu, IPTV'ni ve payıgı kıştırafları tölep oluyor. Umuman elbet programma değil, alıp ulan kurulunu değer. Bu programı Türkmen Posta İdarası tarafından iOS ve Android operasyon uygulamaları için tayarlanırlı. Aranızda radyo dinleyenler var mı? Eğer de bağ olsa onu siz için yürüte Google Play'de Türkmen Radyo adlı taze programı çıktı. Ol programını yüklep alanızdan sonra siz internetin kömeği bilen o varçar tarafından mirasiyalık radyo stansiyaları dinleyip bilirsiniz. Eğer de gerekli olsa alıp ulanıp bilirsiniz. İndik tezelik Ahıl vilayetinin yaşayıcılarına değiştirilir. İndi Ahıl Telekom'un hizmetlerini hem online görünüşte tölep olur. Bu prosedura namal asırmak için e-gov.im saydına girmeli ve gerekli bölümü saylaymalı. Yeni var, ayrıtin belirlemeli tezeliklerin biri bu Türkmenistan'ın elektron sport federasyası 6-12 iyun aralığında KSGO'dun Türkmenistan'ın kubunun yarışını geçiriyor.
Bul yarışın opsi prizavoy fondi 30 000 mant dolar. Yarışa katılmak için aşağıdaki ssılka basıp registrasiya bolup bilirsiniz. Registrasiya bolmak için sizin yaşınız 13'ten yukarı olmalı ve siz Türkmenistan'da yaşayan Türkmenistan'ın rayiyeti bolmalısınız. Benim fikrimce bu yarış Türkmenistan'ın kibir sporu hası östürmeyene bir ulu iteriği belirim kadar fikir etken. Üstesine de siz ecinizden alıp İGTK'ya gittiğin pullonuzun hemmesini ödemeyene mümkünçülük kazanıyorsunuz. Şu günlükçe şu tazelik bilen videomuz tamamlayarız. Kanalımıza kömek etmek için videolarımıza like koyun, onu dostlarınızla paylaşın ve elbette kanalımıza ağzab olmanı yattan çıkarmayın. İnlik videolarımıza görüşeceğiz. Hoş sağ olun. Yok ente gidi ma. Borun bitti. Canatta. Kime cana deyin o? Bileme canatta kaldı yansına. Yok o kimse cana deyip sonra zaka vetti ya. Ova tam adar çıktı o. Evo. Pamador bile mi okumun? Yok. Play market'e gir yan. Pamador deyip yaz yan. Iskaç at et yan şunu. Ondan. Bollu at yan içinde bir topor sen son san ama beyleki magazinler ama restoranlar ama. Açıyan zakavetken getir kitiyeler. Canat begen merekel operatörle giyirse kuruluş begen merekel dastavşiga adresine düşündürmek gerekel. Yazayım ali öldür tapkalar geliyeler. Kovun tekrarsa olur mu? İndi kücelemize görüşeceğiz. Sağ olun. Reklam.